Come on, baby, do you think it's good to feel like I'm lying here, swimming in memories? I fear God because everything dies, babe. Got a gun in the back of my car. Despite all the good sense, it's making my eyes twitch. I'm adding up all your consolation. I'm trying to call in the shed tide. Take my face to the inside of the lawn. Nothing to eat but fingers in the backseat. Dünya Kupası Almanya bu yaz BBC'de. Şampiyonuz, şampiyonuz, ole ole ole. Tamam, kestik. Bu sonuncuydu. Herkese teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Sonra görüşürüz. İster miydin? Şöminemin üzerinde güzel dururdu. Al bakalım. İşte orada. Gel bakalım. Hadi gidip kutlayalım şunu. Neyi kutlayacağız? Meksika milli takımındaydı. Onu dün kutladık. Ne olmuş? Ne olacak, bir daha kutlarız? Evet. Bay Braithwaite. Evet. Yapımcı sizinle konuşmak istiyor. Tamam. Yine mi? Ne konuşacak? Dün geceki maçı seyrettin evet, mi? Evet, tabii ki seyrettim. Sence Abramovich bunun için ne kadar ödemiştir? Evet. Merhaba. Nasıl gitti? Dünya kupasını kaldırmak için 100 bin pound mu? Fena değildi. Bir sorun mu var Nick? Bazı haberler aldık. Sonra görüşürüz, tamam mı? Ne oldu Cizel, yine mi telefon numaram için sana geldi? Hayır, arayan Real Madrid'di. Seninle yeni sözleşme yapmayacaklar. Ne dedin? Harika bir sezon geçirdin Nick. Biliyorum, bunu onlara söyledim. Peki, neden? Gece takılmalarından, partilerden ve kaçırdığın idmanlardan söz ettiler. Diğer herhangi bir oyuncudan farkım neydi ki? Bilmiyorum, Liam sen söyle, orası Real Madrid, Blackpool değil. Bak, muhtemelen bu konuda yapabilecek hiçbir şey yok. Nasıl olduklarını biliyorsun. Sürekli yeni oyuncuların peşindeler. Evet. Genç ve yetenekli yeni oyuncuların peşinde. Belki de son menajerin 5 para etmiyordur. Üzgünüm, bunu kastetmemiştim. Biliyorum, biliyorum. Dinle. Bu konunun seni üzmesini istemiyorum. Hala İngiliz milli takımındasın. Bu ne demek biliyor musun? Serbest olduğunu öğrenen her Premier League takımının başkanı ve teknik direktörü senin için kapımı aşındıracak. Bu yüzden sabırlı olmalısın, tamam mı? Hafta sonu dinlen, rahatla, plaja git. Dünyanın en güzel kadınlarıyla takıl. Bir hafta içinde seni iyi haberlerle arayacağım, tamam mı? Söz veriyorum. İyi ol, tamam mı? Hey, buna inanamayacaksın. Merhaba Charlie. Merhaba. Bir filmde oynayacağım. Filmde mi? Evet, büyük gümüş ekran, afişlerdeki yüzler. Sinema filmi. Harika. Bilemiyorum Charlie. Dürüst ol. Bu dikkatini dağıtabilir. Dünya Kupası yaklaşıyor ve Sven seni mutlaka arayacak. Buna eminim. Evet dostum, ama biz bir hafta boşuz ve tüm yapacağım arkama yaslanıp her şeyin öylece geçip gitmesini seyretmek olacak. Şu an en çok ihtiyacım olan şey de bir şeylerin dikkatimi dağıtması. İyi misin? Bir dakika bekle. Onlar... Sözleşmeni mi feshettiler? Olamaz. Ne zaman öğrendin? Biraz önce Nick söyledi. Sorun değil, ben iyiyim, iyiyim.
Her şekilde ülkeme geri dönmeyi düşünüyorum. Bu bizi bir noktaya getiriyor. Hiçbirimiz artık genç değiliz. Ve bu hayatımda yeni bir sayfa açabilir. Ne, bir film yıldızı olarak mı? Bunu asla bilemezsin. Sadece Vinnie Jones'un olduğu birkaç günlük çekim. Siz ikiniz hiçbir yere yerleşmeyi düşünmediniz mi? Ha? Ha, dur biraz dur. Bu filmde birkaç güzel aktris de vardır herhalde, değil mi? Bilmiyorum, herhalde vardır. Elbette olacak. Erkeksiz yapamadıklarını unutma. O halde nereye gidiyoruz? Filmin çekileceği göz kamaştırıcı şeylerle dolu Hollywood'a. İşte geldik çocuklar. Şoför nerede? Gittiğimiz yerde çektikleri filmde mi oynuyorsunuz? Hayır, biz futbolcuyuz. Futbol mu? Futbol mu oynuyorsunuz? Evet, oynuyoruz. Hangi takımda oynuyorsunuz? Real Madrid. Hey. Biliyordum. Ben hepinizi kız kardeşimin televizyonunda görmüştüm. Dostum, acaba biz... Girelim çocuklar. Yüce İsa. Yardım edebilir miyim? Evet, ben Charlie Braithwaite. Kim? Charlie Braithwaite. Filmde oynuyorum. Ha. Tamam, Bay Braithwaite, doğru. Karavan 76B'desiniz. Benim karavanım. İşte burası Bay Braithwaite. Göz kamaştırıcı değil mi Bay Braithwaite? Bay Braithwaite, sizi makyaj ve soyunma odasına götüreceğim. Pekala çocuklar, bana ihtiyacınız olursa soyunma odasına bulacağım. Biz karavanda takılacağız. Ben etrafa bakacağım. Öyle mi? Nereye? Bar arayacağım, geliyor musun? Hayır, içeride Charlie dönene kadar dinleneceğim. Pekala. Ne düşünüyordum ki? Merhaba. Aman tanrım. Sen Charlie Braithwaite'sin. İnanamıyorum. Bu mükemmel bir şey. Biz ailece sana hayranız. Ben de ailenize hayranım. Kardeşim neredeyse futbol için yaşar. Her zaman senin dünyanın en iyisi olduğunu söyler. Bu küçük bacaklarla elimden geleni yapıyorum işte. Sofia. Çok özür dilerim. Hatalıydım. Şimdi bunu mükemmel yapalım. Lütfen. Charlie Braithwaite ile tanışmış mıydın? Charlie mükemmel bir futbolcudur. Merhaba Charlie. Que pasa amigo? Hola. Evet. Şimdi bebeğim, paydos etmeden önce son bir sahne çekelim. Kısacık. Lütfen. Evet, hadi. Tamam. Zafer, başarı. Biliyor musun? Kardeşim burada seninle konuştuğumu bilse ölebilirdi. Aa,
Belki daha sonra birlikte takılabiliriz. Çok isterim. Oh. Ne haber? Hey, nasıldı? Harika, yarın başlıyor. Ve bu arada kardeşim, biraz önce rüyalarımın kadınıyla tanıştım. Peki adı ne? Sofia Tardelli. Olamaz, Sofia Tardelli mi? Ama harika filmleri var. Liam nerede? Dur tahmin edeyim. Çok açık değil mi? Buralarda bir yerlerde bir bar olmalı. Barı bulursak Liam'ı da buluruz. Burayı sevdim. Dalga mı geçiyorsun? Ya bilirsin işte, değişik. Aa. Gerçek hayatta ekranda göründüğünden daha güzel. Haksız sayılmazsın. Merhaba. Sofia, ne içersin tatlım? Bira ve bir şat kapı. Hiç fena değil. bu arada bu arkadaşım Santi. Meksika'dan Santiago, merhaba. Memnun oldum. Merhaba, burada 3 kişi olduğunuzu duymuştum. Evet, evet, Liam Adams. Ah, şu Inzaghi'nin yarısı kadar iyi olan adam. Bu bir iltifat mı? Evet, küçük kardeşimden söylediği kadar var. Peki, nerede o? Buralarda bir yerde. Kim nerede? Liam mı? O halde kardeşin Charlie için deli oluyordur. O yarı İtalyandır. Gerçekten mi? Evet, ailemin yarısı orada yaşıyor. Annem Napolili. Büyük annem ve büyük babam Livorno'da yaşıyor ve kuzenlerim de Palermo'da. Ya baban? Hiç bilmiyorum. Bratislava'lı olduğu açık. Ve babamsa bir jock. Jock mu? Jock İskoç demek. Bu yüzden bana bir nevi çeşitleme de diyebilirsin. İyi de o zaman neden İngiltere için oynuyorsun? İyi soru. Evet. Çocuklar saat 6'da sette olmalıyım. Tabii siz de. Biraz uyuyun. Yarın görüşürüz. Görüşürüz bebek. Sağ ol dostum. Sen gerçek bir dostsun. Bu gece Sofia ile yaşadıklarını yaşayabileceğim bir kızla tanışırsam sen de beni desteklersin. Her şey yolunda mı? Senin göründüğünden daha iyi. Sen de görebilirsin. Her şey yolunda mı Charlie? Sen ne düşünüyorsun? Rüyalarının kadınıyla film çeviriyorsun. Ne kadar kötü olabilir ki? Evet. Haksız mıyım? Evet tabii. Evet, 44 vampir. Ama elimizde ne var? Charlie. Çok başarılı. Hadi onu kutuya koy. Hey Charlie. Vinnie Jones'u hiç senin göründüğün gibi komik görmedim.
Harika görünüyorsun Charlie. Hadi ama bu gece buna çok güleceğiz. Bu konuda ciddi şüphelerim var. Pekala, herkes yerini alsın. Bakireler, aç olduğunuzu unutmayın. Sofia, zaman geldi. Küçük adamlar, büyük oynayın. Pekala. Hadi yapalım şu işi. Önce yakın girelim, başlamanı istiyorum. Sonra da geri çık. Hanımlar, seksi görünün. Hazır? Aç korkusu çekin bir. Geldi meleklerim. Size sunduğum bu hediyeyle iyi beslenin. Kes! Kes! Ne yapıyorsun? Affedersin dostum, üzgünüm. Liam... Sen kes sesini. Evet. Evet. Charlie... Dünya Kupası takımındayız. Evet, 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 evet. Aptallar. Tamam. Pazarlık yapmak istemiyor musunuz? Hayır. Onu geri alıyoruz. Liam Adams hala harika bir oyuncu. Davranışları düzgün olduğu sürece bizim için iyi şeyler yapabilir. O çok değişti. Daha fazla ödememiz gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Doğrusu evet. Ödeyemem. Umarım bir itirazın olmaz, bir şişe sipariş ettim. Bugünden sonra ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Aslında mükemmel görünüyorum. Öyle mi? Eğer hoşuna gittiyse öyle giyinirim. Şerefe. Şerefe. Ne haber dostum? Takıma geri dönüyorum. Gel buraya. Biraz önce Nick aradı. Premier Lig'e geri dönüyorum. Evet, gelecek sezon yeniden Newcastle için oynayacağım. Ah, sana söylemiştim dostum. Sağ ol dostum. Evet. Bundan daha fazla sipariş edelim. Affedersiniz. Saatiniz kaç acaba? Anlayamadım. Bir saat önce burada benimle akşam yemeği için buluşman gerekiyor. Bu daha önce hiç işe yaradı mı? Hayır ama ben sonuna kadar iyimserimdir. Nick Ashworth. June. June. Ben bir futbol menajerim. Liam Adams'ı temsil ediyorum. Onu Newcastle'a geri getiriyorum. June, onu tanıyor musun? Tanışmıştım. Birkaç yıl önce. Her zaman ince bir zevki olmuştur. Yürümediği için üzgünüm. Dinle, şu merhaba akşam yemeği tatlım, hakkında. Merhaba tatlım, günün nasıldı? Özür dilerim, evli olduğunuzu bilmiyordum. Değilim. Babası buralarda değil. Deli olmalı. Sayılır, o bir futbolcu. Liam değil, değil mi? Gitmeliyim. Tanıştığımıza sevindim.
İyi bir gündü değil mi? Evet, duyarsız yönetmen hariç tabii. Wir möchten Deutschland gehen bitte. Ha, sen Almanca konuşabiliyor musun? 5 kelime kadar. Bu kolay, yani İngilizce'deki en önemli kelimeleri biliyor musun? Neymiş o? Bira. Ne? Ben aşağı yukarı 37 vampir saydım. Hepsi de gelip... Yani anlarsın işte. Merhaba. Hoş geldin dostum. Neredeyim? Hastanede. Hastanede mi? Evet, kazayı hatırlamıyor musun? Baş ağrım beni öldürüyor. Peki diğer her şeyim yerinde mi? Evet, zarar görmedim. Şanslıydık değil mi? Kırık yok mu? Hayır, sadece beyin sarsıntısı geçirdin. Bu gece gözetim altındasın. Sofia nerede? Köprücük kemiği kırıldı ama güzelliğinden pek bir şey kaybetmemiş durumda. Merak etme, her şey yolunda. Şimdi nerede? Yukarıda bir odada. Yakında aşağı indirirler. Başım çok kötü ağrıyor. Senti nasıl peki? Kaburga kemikleri ve bir kolu kırıldı. En az 3 ay futbol oynayamayacak. O halde Dünya Kupası'nda oynayamayacak. Tanrım. Beni birkaç gün daha burada tutmak istiyorlar. Basit bir beyin sarsıntısı. Evet. Teşekkür ederim babam. Ben de öyle. Görüşürüz. Merhaba Santi. Nasıl hissediyorsun? Aslında istersen pek bir şey hissetmiyorum. Sanırım çok fazla ilaç veriyorlar. Dinle, bilmen gereken şeyler var. Dünya Kupası hakkında. Sorun değil Charlie. Doktor bana söyledi. Sanırım oynayamayacakmışım. Çok üzgünüm dostum. Boş ver. Kırık acıtmıyor ama. Bu benim için çok önemliydi, biliyorsun. Gerçekten çok istemiştim. Bu yeşil formayı giymeyi sadece. Sadece babam için. Senin için çok üzülüyorum dostum. Sağ ol dostum. Charlie. Ama umarım Santi Munez'de kısa sürede daha iyi olur. Soru alayım. Geri dönmek nasıl hissettiriyor? Geri döndüğüm için çok mutluyum. Chelsea'ye gideceğinize dair spekülasyonlar var. Chelsea mi? Lütfen. Mavi hiç de benim rengim değil. Teşekkür ederiz. Bu kadar yeterli. Sağ olun. Çok tamam, müsaade edin.
Bazı haberlerim var. Sahi mi? Bana da söyleyecek misin? Jun diye birini hatırlıyor musun hiç? Elbette hatırlıyorum. Harika biriydi. Geleceğin eski bayan Adams olacaktı. Ne oldu peki? Beni tanırsın. Real Madrid'den teklif aldım ve ona benimle gelip gelmeyeceğini sordum. Ne cevap verdin? Kabul etmedim. Burada harika bir işi vardı. Benim hayatımda pek iyi sayılmazdı. Neden ondan söz ediyoruz? Önceki gün onu gördüm. Öyle mi? Nasılmış? Bir çocuğu var. Öyle mi? Sanırım senin çocuğun Liam. Ne? Onu görmek istiyorum. Ne? Hayır hayır, o iyi, harika. Sen bunu nerede yaşadın bulacağım. Hepimiz Newcastle'a döndüğün için çok heyecanlıyız. Evet, ben de. Hem milli takıma seçildiğin için de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Almanya'ya gideceğiz, orada olacağız. Walter, Froghorn ve Phil. İngiltere'yi destekleyeceğiz. Bizim çocuklar tur için hazırlanıyor. O halde çok eğleneceksiniz. Evet, grup maçları için bilet ayarlıyoruz. Bundan daha ileri gitmeyi planlıyoruz. Tabii ki. Eleme maçları için bilet bulmak çok ama çok zor dostum. Üzgünüm. Hayır hayır, senden para almayacağım evladım. Çok naziksin dostum. Teşekkür ederim. Bak ne söyleyeceğim. Eğer devam edersek sana eleme maçlarına bilet ayarlayacağım, tamam mı? Ne, dalga mı geçiyorsun? Bu harika dostum. Teşekkür ederim. Ya? Merhaba Jun. Girebilir miyim? Evet, gir tabii. Pekala, hayatın nasıl gidiyor? Harika, çok iyi. Ya sen? Aynı. Nick'le tanıştım. Biliyorum. Bella'yla da tanıştı. Aha. Sanırım sana bir açıklama borçluyum. Evet, sanırım borçlusun. Babamın bizi ben küçükken terk ettiğini biliyorsun. Neredeyse hiç yanımızda olmadı. Onu hiç görmedim. Kendi kendime söz verdim. Ya sürekli yanında olacak bir babayla büyüyecekti ya da hiç. Sana karşı gerçek duygular besledim, gerçekten. Birlikte geçirdiğimiz zaman harikaydı. Ama sen içiyordun. Partilere gidiyor ve gerisini umursamıyordun. Bu senin için harikaydı. Ama Bella için değildi. Yaşadıklarımı yaşamasını istemedim. Ve sen bunun için hazır değildin. Burada bekle. Bella, bu Liam. Liam, Bella ile tanış. Dünyanın en güzel kızı. Liam, iyi misin? Ben bilmiyorum. Ben gitmeliyim. Gitme. Sorun yok. Özür dilerim. Seni şeyden arayabilir miyim? Almanya'dan mı? Tabii ki. Teşekkür ederim. Affedersin. Teşekkür ederim. Çocuklar, her ne yapıyorsanız bırakın ve buraya gelin. Şimdi başlamadan önce bir şey üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Tur da ne olursa olsun orada kalacak ve tur devam edecek.
Anlaştık. Evet. Oldu, anlaştık. Ne demek istiyorsun? Şarkı söylemek ve bunun gibi şeyler. Hayır Phil, seksten bahsediyorum dostum. İçimizden birinin şansı yaver giderse ve bir mucize olursa ağzımızı sıkı tutacağız, anlaşıldı mı? Tamam. Nereye gidiyoruz Gordon? Dostum, John'u hatırlıyor musun? Evet, şu küçük harika şey. Ona fena tutulmuştum ama sen önce davranmıştın. Bir bebek mi? Oo, bu çok ciddi. Hiç onu gördün mü? Adı Bella. Evet, onu gördüm. O çok güzel. Ve oradan kaçtım. Eğlenceli miydi? Hayır, hiç de değildi. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sadece üzücüydü. Her neyse. Sofya ile nasıl gidiyor bakalım? Harika. Tek sorun bir programın pilot çekimi için Hollywood'a gidecek olması. O ne? Bir çeşit... neyse boş ver. Şimdi önemli olan... Jun'la ilgili ne yapacağım? Dostum... Benim... Kesinlikle bir fikrim yok. Evet çocuklar, işte Deutschland'a geldik. Deutschland mı? Dilimizde Almanya dendiğini sanıyordum. Ah be ya. Hadi içeceğiz. Hadi içecek bir şeyler bulalım. Hemen şeyler içerim. 4 sert bira. Lütfen. Sizler gezgin komedyenlersiniz değil mi? Eğlenmeye gidiyoruz bebeğim. Evet. Biraz eğleneceğiz sadece. Biraz köfte istiyoruz ve tabii biraz da patates kızartması. 7. orduyla birlikte yürüyoruz. Almanya'yı kuşatmaya ve kupayı kazanırsa dünyayı sallayacağız. Çünkü galaksinin en büyüğü biziz. Bunu neden yaptın? Gergin misin? Evet. Sahi mi? Aha. Sen gerginsin ha? Evet, sen takımdasın. Saçmalama. Hayır, ciddiyim. Kafam başka bir yerde gibi. Hayır dostum, %100 odaklandım. Söylemeye çalıştığım Jun ve bebek gerçekten ciddi bir durum. Evet Charlie, zaten telefonda söyledim. Çünkü ciddi. Bu bütün hayatını alt üst edebilir. Neden? Ya da tam tersi. Bunu düşünmemeye, tamamen aklımdan çıkarmaya çalışıyorum. Evet, iyi hamle. Sofya ile nasıl gidiyor? Sofya da kim? Evet, dikkatimizi dağıtamayız. Haklısın dostum. Yapamayız. Evet. Bir yudum alabilir miyim? Hadi dostum, geç kaldık. Tamam, acele et. Tamam. Geliyorum. Hazır mısın? Ne konuşmuştuk? Charlie, ben böyleyim. Bunu biliyorsun. Şimdi sırası değil. Hiç olmadı ki.
Yakala onu. Hadi çık 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 daha hızlı. Hadi dostum takip et. Kapa çeneni Charlie. Kötü yorumlarına sebep oluyorsun. Dikkatini bana verme tamam mı? Lanet olsun. Sorun ne? Sorun yok. İyi, iyi gidiyor. Gözüm üzerinde. Tamam mı? Yağın sıcaklığı sizin için yeterli mi Bay Adams? Aa evet, teşekkür ederim. Bu gerçekten mükemmel bebeğim. Bu sizin için çok sert değil, değil mi? Belki biraz daha sert olabilir. Alo. Merhaba. Merhaba bebeğim. Nasılsın? Charlie, iyi misin? Evet. Shrek'in masaj yapması haricinde. Los Angeles'a gidiyorsun ha? Aslında düşünüyordum da. Beni mi? Ben Almanya'ya uğrayabilirim. Ne yapıyorsun? Charlie? Buradayım bebeğim. Bu çok iyi bir haber. Seni görmeliyim. Ben her şeyi ayarlayacağım. Senin için sorun olmaz değil mi? Elbette olmaz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşça kal sevgilim. Yakında görüşürüz. Tamam. Tamamdır. Lütfen. Ne? Çek şunu şurada. Al. Alo. Merhaba Jun, benim. Liam. Nasılsın? Harika. Ben oradan öylece kaçtığım için özür dilemek istedim. Yani bana ne oldu anlamadım. Sanırım şoka girdim. Benim için yeniydi. Bella sarsıcı olabiliyor. Evet. Düşünüyordum da... Eğer gelip maçları izlemek istersen bunu ayarlayabilirim. Yani... İstersen gelebilirsin. Teşekkür ederim Liam. Ama yapacak işlerim var ve... Hiçbir şeyin dikkatimi dağıtmasını istemiyorum. Evet. Muhtemelen haklısın. Ben sadece... Seni ve Bella'yı düşünmeden edemiyorum. Dinle Liam, şimdi kapatmalıyım. Yakında Newcastle'a döneceksin, o zaman konuşuruz. Tabii. Liam. Efendim. Kendine bir iyilik yap. İçmeyi bırak. Hoşça kal. Sofya'nın yanındaki kim? Unut onu, güven bana. Merhaba. Saat kaçı gösteriyor? Bu hiç işe yaramadı değil mi? Hayır. Ama dost canlısıyımdır. Ben değil. Liam Adams'ın menajeriyim. Ya sen? İlgilenmiyorum. Biz İngiliziz. İngiltere tribünleri nerede? Nerede? O Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Olympiakos çoktan peşine düştü bile.
Yunanistan'da yeterli eşek yok muymuş Nick? Yapma, o uyuşuğun teki. Hayır, uyuşuk değil. Hızlı ve güçlü. Harika bir sol ayağı vardır. Evet, hem de iki tane. Belki de. Sana bir hikaye anlatayım Nick. Sezon başlamadan iki hafta önce şanslı Elisa ayağını kırdı. Çok kötü. Onu acılarından kurtardık. Vurduk. Sigortalıydı. Dalga geçiyoruz. Bir daha asla yarış at almayacağıma yemin ettim. Buna vermem ki. Affedersiniz. Teşekkür ederim. Dünyanın en iyi kapa çeneni anlatımı nedir biliyor musun? Hayır. Aa, bu çok kötü. Bunu sizden öğrenmeyi umuyordum bayan... Thompson. Aa. Evans. Özür dilerim. Liam'ın bir kız kardeşi olduğunu elbette bilmiyordum. Elbette bilemezsin. Sen mi menajersin? Bu kadar mı? Daha da iyi olabilirdi. Diğerleriyle iyi uykular. İkiniz de ısının. Hadi çabuk olun. Hadi, hadi bakalım. Senin adına seviniyorum. Uçup gitmesine izin verme. O buna değer. Teşekkür ederim Santiago, biliyorum. Aslında neler hissettiğini biliyorum. Kimdi o kız? Sadece... geçmişten biri. Her şeyi berbat etti. Girin ve oyunu değiştirin. Hadi bakalım. Oh, my God.
Senti. Merhaba dostum. Nasıl gidiyor? Nasılsın? Çok daha iyi, teşekkür ederim. Charlie. Üzgünüm dostum. Gitmek zorundayım. Sorun değil. Hadi. Merhaba dostum. Seni gördüğüme sevindim ya. Evet ben de. Dün gece kötü bir rüya gördüm. Biri sakatlanıyordu. Sen değil. Diğer İngiliz golcülerden biri. Ciddi bir şey değil, kırık yok. Onlar çıkıyor, sen giriyorsun ve günü kurtarıyorsun. Böyle şeyler söyleyemezsin Nick. Kötü şans getirir. Üzgünüm Senti, ben bir menajerim. Bizim düşünce tarzımız bu. Tamam, sorun değil. Bunu kastetmedi Liam, biliyorsun. O oldukça iyi bir menajer. Bunu nereden anladın şimdi? Ne, ona söylemedin mi? Hayır, sen söylersin diye düşündüm. Senti benim müşterim. Spurs'le yeni 2 yıllık bir anlaşma imzaladım. Aa, üzüldüm dostum. Ciddiyim, gerçekten çok üzüldüm. Spurs mu? Ama... Dostum şaka yapıyordum, bu harika. Harika, sadece şaka yapıyordum. İngiltere'ye geri dönüyorsun. Londra, güzel. Ve sen de Newcastle'a. Evet. Newcastle ve Londra kızları arasındaki farkı biliyor musun? 2-1'a diyebilirim. Yeni başlangıçlara. Evet, yeni başlangıçlara. Pekala kızlar, sizi bu geceliğine alıyorum. Endişelenme, gece yarısından önce yatağında olacaksın. Benim yatağımda değil tabii. Merhaba. Ben Katya. Ve kim olduğunu biliyorum. Bu gayet iyi bir giriş oldu. Tanıştığımıza sevindim Bay Edim. Liam. Hayır, üzgünüm. Bunu yapamam. Bak, sen kesinlikle muhteşemsin. Yani keşke başka zaman olsaydı. Bundan asla vazgeçmezdim. Tamam, sorun değil. Üzgünüm. Konuşmak ister misin? Hayır. Hayır. Tamam. Sanırım John'u görürsem her şey yoluna girecek. Aradan uzun zaman geçti. Yani... Neden böyle hissediyorum bilmiyorum. O Bella'yı getirdiğinde bilemiyorum. Bak ben çocukları sevmem demek istemiyorum. Yani sadece daha önce hiç düşünmemiştim bunu. O küçük kıza baktığımda kendimi çok ama çok yalnız hissettim.
Ne? Sadece... Hı. Düşünüyordum da... Bunu her gün yapmayı isterdim. Hı. Tabii yapabiliriz. Hayatımızın geri kalanında da mı? Kim bu? Dışarı çık. Çık. Hadi defol buradan. Sen de değil mi? Defol dedim sana. Şuna bakın. Sanki biri ölmüş de çürümüş gibi. İlk sorun. Liam, İsveç'e attığın gol için seni tebrik etmek isterim. Bu gruptan çıkıp eleme maçlarına kalmanızı sağladı. Turnuvanın bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Hepimiz bu maçın kupada kalmak için son şansımız olduğunu, hayatımız boyunca düşlediğimiz şu harika altın kupayı kaldırmak için son şansımız olduğunu biliyorduk. Ama şunu söylemeliyim, şansımız yüksek. Pekala, golün şerefine kadeh kaldırmalıyız. Şerefe dostum, pası atan da unutmuyor. Mutlu günlere. Charlie bana bir kızının olduğunu yeni öğrendiğini söyledi. Evet, biraz şaşırdım doğrusu. Onu bir kez gördüm ve inanılmaz. Ya annesi? Ne o, birden sesin kesildi. Biraz öyle oldu değil mi? Ya bizim bebeğimiz olsaydı İngiltere için mi İtalya için mi oynayacaktı? Belki de kızımız olur. Yavaş olun yavaş. Birbirinizi sadece birkaç haftadır tanıyorsunuz. Bu seni biraz şaşırtabilir. Biz evleniyoruz. Harika. Harika, çok güzel. Tebrik ederim. Kadeh kaldırıyorum. Buna bayıldım. Harika. İyi şanslar. Evet tabii, eğer oynamama izin verirlerse. Takımın sana ihtiyacı var. Benim de. Nasıl hissediyorsun? Hiç bu kadar iyi olmamış. Liam! %100 hazır olduğuna emin misin? Kesinlikle. Liam, ne dur? Evet, Liam, hadi. Affedersin, birini gördüm. Hadi git. Sen. Hey çocuklar, bırakın onu geçsin. Bırakın, onu tanıyorum, tamam mı? Brad Bey. Ha. Teşekkür ederim. Hadi, hadi çek. Hadi git. Liam! Sonra görüşürüz. İçeri gir ve Nick Ashworth'u sor. Sana yardımcı olacağım. Oh, İçeri tamam gir. Aa, dostum. Liam, sen de. İngiltere. Şuraya bakın. Dalga mı geçiyorsun, bu muhteşem. Aferin Liam'a. He? İyi çocukmuş. Bakın Sanchi. Merhaba Sanchi. Merhaba. Ne haber Sanchi? Merhaba. Güzel çocuk. Çok değil güzel mi? Değil mi? Ha, bak. Hadi. Aha. Hadi. Hadi.
Hadi bakalım. Hadi. Hazır mısın? Evet. Hadi bitirelim şu işi. Elinden geleni yap. Hadi çocuklar. Evet. Hadi. 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 Hadi şu an. Evet. Harikasın Charlie. Hayır. Hadi. Bravo Charlie. Bu resmen kırmızı kart. Bana kalırsa çok daha önceden vurulup halledilmeliydi. Evet ama hiç konuşulmadı. Evet biliyorum. Acaba biri bu karışıklığa son verebilir mi? He? Merhaba Sofia, ben Liam. Tamam, onu bulur ve seni öğretirim. Hoşça kal. Charlie nerede, bilen var mı? Charlie. Charlie orada mısın? Charlie, yardım edin, yardım edin, kimse yok mu? Ve böylece nişanlandı. Aman Tanrım, gerçekten harika görünüyor. Ben çok mutluyum. Tebrik ederim. Charlie yere yığıldı, aşağıda ambulansla. Seni bekliyorum. Seni korkuttum değil mi? Hala korkutuyorsun. Lütfen maskenizi çıkarmayın Bay Braithwaite. Sadece biraz su kaybettim. İçmeyi bırak da işlerini yapsınlar. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Siz olmasaydınız ne yapardım?
Charlie. Ne oluyor? Charlie. Ne oluyor? Charlie. Tamam, sakin olun, her şey kontrolümüz altında. Bana yardım et. Çabuk çabuk çabuk. Hanım ne oluyor? Tamam. Çoğunuz Charlie'yi yıllardır tanıyordunuz. Biz Paskalya'da tanışmıştık. Ben onu çok seviyordum. Çok fazla ortak noktamız vardı. Birkaç ay önceki kazayı hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu yüzden anevrizma geçirdi. Ve trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Birlikte bir gelecek planlıyorduk. Ve tamam. Bir hafta önce Charlie benden sadıcı olmamı istedi. Bu benim için onur vericiydi. Arkadaşı olarak beni gururlandırdı. Ülkemizi gururlandırdı. Ve biliyorum ki sizi de gururlandırdı. Onu her gün özleyeceğim. Oğlumla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Charlie önceki gün beni aradı. Ve sesini hiç bu kadar mutlu duymamıştım. Charlie'nin hayatı anlamsız bir biçimde sona erdi. Bu şekilde olmamalıydı. Hiç adil değil. Ama ben onu kendisini sevenlerle ve sevmiş olanlarla birlikte uğurlamak istiyorum. Gözyaşlarıyla ya da şarkılarla uğurlamanız umurumda bile değil. Sadece yapalım. Tamam, Charlie. Charlie. Teşekkür ederim evlat. Bütün çocuklar gelip onu son yolculuğuna uğurlamamıza izin verdiğiniz için size teşekkürlerimi sunuyorlar efendim. Ben teşekkür ederim. Topu 37 metreden tam ayaklarımın ucuna göndermişti. Harikaydı. Evet, ben de bir kez yapmıştım. Benden kapış, teşekkür ederim. Hayır, benim suyum var, teşekkür ederim. Sadece su demek. Evet, sadece su. Bu iyi evlat. Çok iyi. Gidip Sofya'ya bir bakayım. Tabii. İzninizle. Teşekkür ederim. Jun, geldiğin için sağ ol. Burada olmalıydım. Senin için anlamını biliyorum. Bella bahçede. Neden gidip onu görmüyorsun? Git hadi. İşte. Bu senin mi? Buraya mı bırakayım ha? İster misin? Buraya mı koyayım? Tamam. Buraya gel. Hadi gel. Gel. Aa,
Geldiğiniz için sağ olun. Merhaba. Nasılsın bakalım? Kızınla oynadığını gördüm. Evet. O harika. Alman istediğim bir şey var. Açacağın zamanı biliyorsun. Onunla ne yapacağım? Ne? Uçağını kaçırmak istemezsin. Evet. Yakında sizi göreceğim. Tabii. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Ha, görüşürüz. Aa, Liam. Bu senin için. Ama bu... bu benim. Evet, öyle. Teşekkür ederim. Gidelim. İngiltere ikinci uzatmaya 10 kişi başlıyor. Eğer kalan 15 dakikada gol göremezsek karşılaşmada penaltılara gidilecek. Hadi çocuklar, hadi. Yardıma gelen oyuncu Lennon. Düşüyor ve hakem faul verdi. Frank Lampard serbest vuruşu kullanmak için geliyor. Top Ricardo tarafından güçlükle karşılanabiliyor. Portekiz savunması dağılmış durumdayken bir şans daha ve çok yaklaşmıştık. Ancak Portekiz'in söyleyecek çok şey var. Bayana İngiltere için ciddi bir tehdit.
Tabii Maniş ve Ronaldo da öyle. Aa, gole çok yaklaştılar. Ama Robinson uzanarak köşeye giden topu çıkarmayı başarıyor. Top hala Portekizlilerde. Vayana'dan Maniş'e. Maniş havalandırıyor. Portekiz için bir şans daha. Pozisyona yükselip kafayı vuruyor ve top ağlarda. Olamaz. Ama bayrak havada. Gol sayılmıyor. Hargreaves ikinci uzatma yarısında İngiltere adına harika bir oyun oynuyor. Steven Gerrard sokulmaya çalışıyor. Hemen arkasında Lennon var. Gerrard havalandırıyor. Orada Lampard ve Crouch var. Miguel'den harika bir müdahale. Şuraya bak. Çeyrek final maçında penaltılara sadece 5 dakika kaldı. Terry'nin sağ ayağını kramp girmiş olmalı. Antrenör Steve McLaren'le konuşuyor. Görünüşe göre bir değişiklik olacak. Adams'ın oyuna girmesi maçı hareketlendirebilir. Oyuncular bu arayı su içerek değerlendiriyorlar. Evet, Lennon çıkıyor. Adams giriyor. Onu yedekten gelip İsveç attığı golden hatırlayabilirsiniz. Bu kendini tekrar ispatlayabilmesi için bir fırsat. Top Nuno Valente'de. Havalandırıyor. Ama top kafalar üzerinden geçiyor. Miguel topla buluşuyor. Maniş. Her zaman son bir şans vardır. Ama buraya kadar. Düdük geliyor. Uzatmalar sona erdi. İngiltere'nin 62. dakikada 10 kişi kaldığı çeyrek final maçı penaltılara gidiyor. Sanırım penaltıları geçmeden önce 62. dakikada Wayne Rooney'nin atılmasından sonra İngiltere'nin sergilediği harika futboldan söz edebiliriz. Takım olarak harika performans gösterdiler. Portekiz Robinson'a karşı ilk penaltıyı Simao ile kullanacak. Çok konsantre geliyor. Ve gol! Top doğrudan köşeye giriyor. Portekiz taraftarları ilk golü kutluyorlar. Frank Lampard geliyor. Aa, kaleci kurtardı. Bayana geliyor. Direğe nişanladı. Owen Hargreaves Ricardo ile karşı karşıya. Aa, kaleci topa dokunuyor ama topun hızı golü çıkarmasını engelliyor. Şimdi Pötü geliyor. Aa, kaçırdı. İngiltere Gerrard'la öne geçebilir. Oo, Ricardo kurtarıyor. Helder Kostiga. Ve gol. Şimdi İngiltere için zor bir durum. Liam Adams geliyor. Bu benim için sürpriz olmadı. O her zaman iyi bir penaltıcıydı. Bu onu iyice sahalarda tutan şeylerden biri. Şu an İngiltere ve kendisi için çok önemli bir an. İngiltere'yi ayakta tutabilmek için Ricardo'yu alt etmeyi deneyecek. Üzerindeki baskı çok büyük olmalı. Adams İngiltere için topun başında. Aa, Ricardo tam zamanında atlıyor ve gol olmasına izin vermiyor. Ah, bu Liam ve İngiltere için bir felaket oluyor. Kaleci Adams'ın penaltısını kurtarmayı başarıyor. Bu Portekiz'i kazanmaya çok yaklaştırıyor. Liam Adams ve İngiltere'nin umutlarını ise neredeyse bitiriyor. Taraftarların başları aşağıda. Ve Portekiz müthiş bir fırsat yakaladı. Cristiano Ronaldo topu öpüyor. Robinson'a karşı bu penaltıyı gole çevirirse İngiltere değil, Portekiz yarı finallere gidiyor. Portekiz ve İngiltere'nin kaderleri Manchester United'da oyuncunun ellerinde. Ronaldo geliyor ve duraklıyor. Ve atıyor. Portekiz galibiyeti kutluyor. Yarı finallere gidiyorlar. Ve İngiltere arkasında acaba kazanabilir miydik sorusuyla kalıyor.
through. Streets are ready to explode, but I won't die. Saw a man in some trouble, yeah. Reached my hand to lend comfort there. Bit down hard and drew blood, but I won't die today. I sang the hymns that once warmed my soul. Old pianos in wood floor halls. Joan was my teacher, and still today I see your face. Evet, aferin sana. Liam. Jun. Neyin var? Evlen benimle. Ciddi misin? Tüm hayatım boyunca hiçbir şey için bu kadar ciddi olmamıştım. Bu o kadar zor değil. Dinle. Sen de Bella, başıma gelen en heyecan verici şeylersiniz, emin ol. Futbol ve içkinin ötesinde bir hayat olduğunu anladım. İşte bu yüzden şimdi karşında duruyorum ve beni yalnız bırakma Jun. Sen benim geleceğimsin. Değişeceğim. Gerçekten değişeceğim. Ama yardıma ihtiyacım var aşkım. Senin yardımına, çünkü sen beni daha iyi biri yapıyorsun. Başarabiliriz, bunu biliyorum. Benimle evlenecek misin Jun? Hemen cevap vermek zorundayım. Lütfen oturun. Sen Liam Adams, Jun Mary'i yasal eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. Ve sen Jun Mary, Liam Adams'ı yasal eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. Yüzükleri değiştirebilirsiniz. Herkese merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Ben bunu daha önce hiç yapmamıştım ve belki de daha önce kimse beni sadece olarak yeterli görmediği içindir. Bunu bir filmde görmüştüm ve bunu berbat etmenin ne kadar kolay olduğunu biliyorum. Bu yüzden internette biraz araştırma yaptım. Basitçe bir hikaye anlatmanız, çekici olmanız, komik olmanız gerektiğini söylüyorlardı. Ve düşündüm de bu ben değilim. ama kimin öyle olduğunu biliyorum. Ve aslında o kişi de burada olmalıydı. Ben değil. Onun anlatacak hikayeleri vardı. Çekiciydi, komikti. Ve o aramızdan ayrıldı ve onu kaybettik. Maalesef onu kaybettik. Ve biz yapabilirsin. Hadi sen de yapabilirsin. Lütfen. Hepimiz onu özlüyoruz.
Hepimiz özlüyoruz. Bu şehirde bir sadıcın kötü bir espri yapmadan konuşmayı devrettiği ilk düğün töreni sanırım. Olması gereken de bu. Tamamen anlaşılır bir şey. Bu benim ilk konuşmam çünkü ben bir menajerim ve bizim arkadaşımız olmaz. Liam'ı birkaç yıldır tanıyorum ve... gerçekten çok yol aldı. Dünya kupasını kazanamadı. Ama dünyanın en mükemmel kadınlarından birinin kalbini kazandı. Evet. Ve bence bu evet, daha büyük bir ödül. Evet, doğru. Doğru. Pekala, Liam. Sen bir eşeksin. Gezegenin en şanslı eşeği. Bayanlar baylar, gelin ve damada. Liam ve Juna. Liam ve Juna.